Harikuladeydi. Ağzınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Ne kadar hoşsunuz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Harikuladesiniz. Çok şıksınız. Yani böyle bir yürüyelim şöyle. Tabii yürüyelim. Hem biraz konuşalım şimdi kıyafetin zarafetine, güzelliğine bakar mısınız ama? Çok teşekkür ederim. Dantellerle iken şöyle tam bir dantel ortasında da sizi görmek dilerim ben. Pekala. Şöyle dönüyorum. Harika. İster misiniz? Ha, harikasınız. Ayakta duracak halim yok ama sizin ya, için dönebilirim. Yorgunsun. Ama ne kadar güzel. Bu tabii yorgunluk şey değil değil mi? Değil. Hastayım. Aa, geçmiş zaten olsun. Biraz sesimin soluğumun da kısıklığı var ama neticede Yok, hiç hissedilmedi. Siz hissetmeseniz de ben hissediyorum tabii çok net zaman zaman kaçaklar oluyor ama hastayken de işimizi yapabiliyorsak biz sanatçılar da yapmalıyız diye düşündüm. Sesinize de gerçekten hiç yansımadı. Teşekkür ederim. Çok şıksınız gerçekten. Ol, çok buyurun şöyle çalışma masasına geçelim. Danteller değil mi? Bu sene ne kadar çok dantel var. Her yerde daha da fazla. Şöyle mi oturayım? Buyurun. Daha da çok ön plana çıktı galiba. Danteller, kadifeler. Eskiden de ben hep çok böyle severdim, beğenirdim ama daha da birçok sanki. Valla ben aslında çok modayı takip eden biri değilim.
Ya benim kendi bir tarzım yarattığım, kendim için yarattığım bir tarzım var. O giysilerimi onun için kendim dizayn ediyorum. Bu eklemeler, bu danteller falan benim bu elbiseye kendimin kattığı bir şey. Bilhassa zaten evet, ben yoksa onu... Yoksa dantel moda olduğu için falan değil. Başka şeyler de olabilir herhalde. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. O zaman ben de şöyle minicik bir şey tasarlamıştım. Ay ne kadar güzel. Benim de kıyafetinize minicik bir katkım çok olsun. Çok teşekkür ederim. Aa, harika. Memnuniyetle. Demet Hanım böyle çok güzel çalışmalar yapıyor. Gelen konuklarımıza da böyle armağanlar. Çok minicik sembolik bir şey ama geleceğinizde duyunca böyle büyük bir zevkle çok tonları da ederim. Böyle sizin zarafetinize uysun diye seçtim. Vallahi harika. Çok mersi. Melahat Hanım da çok güzel şeyler yapıyor. Bu evet, ellerine sağlık Melahat Hanım. Çok uzun yıllardan daha önceden beri de böyle bir merak. Kendiniz tasarlamak, yapmak, bir şeyleri değiştirmek. İşte bugünkü kıyafetinizdeki gibi değil mi? Evet, severek yani yaptığınız. Bu içten gelen bir şey zaten. Bu da Allah vergisi. Bazı insanlara verilmiş bir hediye diye düşünüyorum. Mankenler üstüne hatta bakın şöyle biz arkadaşlarımızı evet, giydirdik. Evet, ay ne kadar güzel olmuş bunlar böyle. Evet, biraz boşmuş herhalde o zamanlar. Bunlar yaklaşık işte benim şu anda kızım 28 yaşında. Bir buçuk yaşlarında yaptığım şeyler bunlar. Eski bir eteğim, elbisem vardı. Böyle bir kollarını kısaltıp ona kol yaptım. Şu çok güzel bir fikir. Şu kıyafetimin yakasıydı. Onu belini yaptım. Bu etiği. Pistolarla süsledim. Böyle bir şey yapmıştım. Çok güzel ama ellerinize sağlık. Ne güzel. Yine kızı, o zamanlar kapitone kumaş yoktu. Ya. Kendim bu söylediğim tabii 26-27 sene önce hakikaten çift taraflı bir nevayı yine diktiğimiş ve iki taraflı giyebildiğim. Bakar mısınız kapitöne işte. Aa, çok İçine kumaş olmuş. Koyarak yapmıştım çok o güzel. Zaman. Hatta düğmelerini de eşim küçük ahşapları, vallahi tahtaları kendisi şey yaparak, yontarak oluşturdu. Nasıl güzel bir şey ama çok şirin. Böyle kaftanlar ben de yayında kullanıyorum. Ekranda evet, da giyiyorum. Ben de çok severim. Böyle bu tarz modeller her zaman mesela hakim yaka. Bizlerin bile çok severek kullandığı iki taraflı, çift taraflı kullanı. Hiç de geçmez. Bunların modası da hiç geçmez. Geçmez tabii. Bu tarz giymeyi tabii, seven insanlar tabii. için. Yaptıklarınız ama çok güzel mi lazım? Şu kıyafet falan çok böyle o hem etnik. Taraflı. Evet. Çuvalları da değerlendirmişsiniz. Şöyle bu iki taraflı, iç tarafı çuval. Çift taraflı çuval, da kullanılıyor. Tabii bu dışı içi Yemeni, dışı aslında ön tarafı burası. Çok güzel. Cepleri olan, üstünde şeyleri olan. Bunlar küçük pançolar, çocuklar için tasarlanmış çantası. Yani bu çuval neticesinde. Değil mi? Çuval işte. Çuval evet. Çok da güzel bir pano şey yaparken, tavla yaparken, çiçek tasarlarken evet. kullanılan malzemeler işte. Siz de güzel şeyler sizin elinizde de teşekkür çok ediyorum. Bir şeyler ellerinize yapmaya çalışıyoruz. Sağ ellerinize sağlık. Evet, şimdi Demet Hanım'ın yaptıkları da o da işte mesela şablonları kullanarak, kalıpları evet. kullanarak figürler tasarlıyor. Mesela şu battaniyenin üzerinde var minik kız çocukları, erkek çocukları. Farklı farklı yerlerde kullanılan. Aplike deniliyor değil mi? Evet, aplike. Yani... Kağıtlı çalışmayla yaptığımız evet. bir aplike. Şimdi ayakkabısını yapıyorum. Onu da şurası şöyle minik bir çıtlatmak gerekiyor. Müthiş. Dolayısıyla kızımızın şöyle şapkası hazır oldu, kolu hazır oldu. Aslında sizin programınıza benim tabii... hem canım arkadaşım, kardeşim Filiz Çatıroğlu var. Yine kurumumuzun çok önemli ses sanatçılarından. Filiz'i davet etmeniz gerekir. İnanılmaz şeyler sahiden. Yapıyor. Sahiden. Müthiş. Müthiş. Hakikaten. Bekleriz o zaman. Yani bizim... benim çok çok üstümde. Yani ben kendimi zaten onunla hiçbir zaman için kıyaslayamam. Onun yaptığı kaneviçeler, onun yaptığı böyle aplike örtüler. Masa örtüleri, sehpa örtüleri. Yani o şeylerle aplikeyle yapılan battaniyeler. Evet, el işi çok güzel. Epey bir zamana da ihtiyacı var insanın. Vaktinin de olması gerekiyor Doğru. ama ufak tefek de olsa bu miniklerle başlayıp bir tablo yapılır, küçük bir şey yapılır. Tabii tabii çok yakışmış. Teşekkür ederim. Şimdi ayakkabısını değerliyorum. Yine kalıbımıza şu şekilde. Daha sonra hep elbisesini yapacağız. Yani kalıbı... altına koyup kalıptan kullanacağız evet. değil mi? Evet. Bu arada ikinci şifremiz göründü diyoruz ekran başındaki izleyicilerimize. Pişmanlık ikinci şifremiz. Ama kimse pişmanlık duymasın. Hiç güzel bir şey değil. Pişman olmayalım o halde. Pişmanlık diyoruz ikinci şifremiz. Önümüzde üçüncü şifre var, dördüncü şifre var. Dördüncü şifreyi aldıktan sonra ne yapıyoruz? Göz nuru yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Doğru yanıtı, doğru cümleyi yazıp mesaj olarak gönderiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Melahat Hanım. Canım. Nereye gönderiyoruz? Bilmiyorum. Güzel. Net. Çok net bir cevap oldu.
Bilmiyorum. Peki 56 çift sıfıra. 56 çift sıfıra. Biliyordum da şimdi tekrar öğrendim. Tamam peki. Yani izlediğinizi bildiğim için hani programı da seyrediyorum. 56 çift sıfıra gönderiyorlar. Ve ekran başındaki izleyicilerimize bakalım bugün neler neler kazandıracağız. Ama işlere odaklanıyorsunuz siz izlerken, o yüzden tabii. Normal. Hatırlamamız. Evet. Bir kez daha soracağım. Şş, 56 çift sıfır. 56. Unutmam artık. Unutmam artık. Kafeci tamam. Yakalandım. Tamam. Unuttuğunuz için size bugün... Hediye veriyoruz. Hayır, unuttuğunuz için bir hediye vermiyoruz. Aşk olsun. Unuttuğunuz için bakın size ben... Ama çok güzel bir şapka. Size bu şapkayı... Görmek istiyorum başınızda. Tabii. Unuttuğunuz için özellikle. Hemen takalım. Şapka bana çok böyle, yakışır. Siz hiç böyle yünlerden şapkanız olmuş muydu? Nasıl buldunuz hiç şapkayı? Hiç valla müthiş. Ya sabah yaptım zaten. Ben de bilmiyordum böyle bir şapka olduğunu. Harika oldu. Nasıl şık durdu? Çok güzel oldu ama bakar mısınız? Hakikaten güzelmiş. Evet. Değişik değil mi? Siz de yapabilirsiniz. Ama çok yakıştı gerçekten. Ama çok güzel bir şapka çıkarabilir miyim? Kaç kilo? Biraz ağır. Ama çok yormayın. Ben şey yapayım. Ama çok güzel. Ben biraz zaten ağır başlı olmamda fayda var. Evet. Biraz ağır başlı bir insan olmak iyi bir şey. Tabii görünmüyor çok şöyle. Şöyle yapalım. Evet. Evet çok yakıştı. Size de çok yakıştı. Ama sabah güzel bunları fikir. Tutturdum Demet Hanım. Nasıl olmuş? Duruyor, çok biraz duruyor. Ellerimi çok acayip toplu iğneler attı. Çünkü şey hasır kısmından şöyle... Şurasını doldurmadım hatta daha da fazla ağırlaşmasın diye. Şuralarını yaparken hasır olduğu için normal iğne çok zor tabii batıyor. Tabii zor geçiyor tabii. Her bir geçişte tak elime bir, her tarafım böyle bir delik deşik oldu ama olsun. Böyle bir şapka yapmış olduk. Yüz o kadar güzel ki ne olsa yakışıyor. Aynen çok teşekkür ederim. Evet. Utandırmayın mahcup olayım bak. Tamam. Şimdi maşallah. Demet Hanımcığım. Kızımızın elbisesini tealliyorum ben. Elbisesi de evet değil mi? Elbiseye geldi şirin. Sıra. Evet. Yine kalıbımızı koyduk, kestik belli bir miktar payla. Şu anda da şu şekilde teğelliyorum. Daha sonra güzel bir ütü yapacağım buna. İsterseniz siz bu arada mesela kolun içindeki kağıdı çıkartabilirsiniz. Tamam, olur. Peki. Nasıl çıkacak o? Şöyle içinden şöyle çekeceğiz. O zaten kalıp olarak aldık onu. Evet. Hem dikerken rahatlık lütfen. Olsun tabii. Diye. Teğelini sökeceğiz, işte, kalıbını çıkartacağız. Kağıdını çıkardık. Bakın kolları hemen şu kağıdı çıkarınca kolu ortaya çıkmış oldu kızımızın. Teğelini evet. Söküyoruz değil mi? Teğelini söküyoruz. Elbisemizde tabii bu şu kısım şapkanın altında kalacağı için şurayı böyle da tutturmamıza demek. Da çok gerek yok. Böyle olunca şu şapka altında kalacak kısma teğel yapmadık. Dolayısıyla kızımızın elbisesini koyacağız. Şu şekilde şapkasını koyacağız. Kolunu koyacağız. Ayakkabıyı biraz mesafeli kesmiştik. Bunu şu şekilde elbisenin altına koyacağız. Kumaş minik kumaşla uğraşmayalım. Polarla yapalım diye. Şuradan şöyle ona minicik bir el keseceğiz. Şu eli de güzelce kolunun altına oturtturacağız. Çok derken kızımıza daha sonra işte şapkasına kurdeleler yaparız, eteğine fistolar yaparız, fırfırlar yaparız, önlük yaparız, eline çiçekler yaparız. Artık bunun üzerinde müthiş. Oynamak. Farklı değil mi? Evet. Şimdi ben bunların aplike dikişine geçmek istiyorum. Tamam Demet Hanım onu da görelim. Bu arada siz bir şey getirmişsiniz Melahat Hanım, kumaşlar. Burada kumaşlar, takılar var evet. Onları da gösterelim. Yok bunlar eşarp. Eşarp? Bunlar eşarp. Bunlar her yerde rahatlıkla bulunabilecek. Hı-hı. Özellikle özellikle semt pazarlarında rahatlıkla tabii. Bulunabilecek Ankara'da şeyler. Ankara'da bu Çıkrıkçılar Yokuşu o taraflara gittikleri zaman yine bulabilirler. Yani ben, her ilde. Şöyle iki uçlarından şunları şöyle bağlıyorum. Hı-hı. Dört tane eşarp. Yani kendim çok kullanıyorum. Özellikle